Merhabalar, ben avukat Ayhan Öğmen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. 2019 Eylül ayında Amerika'da üniversite okumaya gelmek istiyorum. İnternette araştırırken International Student Loans'u gördüm. Ve biraz araştırmam sonucunda cosigner'a ihtiyaç duyulduğunu öğrendim. Annemin kuzeni Amerika'da yaşıyor. O bana cosigner olsa oluyor mu? Ve cosigner kefil gibi bir şey mi oluyor diye bu takipçimiz, bu genç öğrenci arkadaşımız bize soruyor. Şimdi ben şunu söyleyebilirim size tavsiye olarak. Siz bu tabii ön çalışma ve araştırmanızı yapmanız çok güzel. Bir tavsiye edeceğim şey, eğer kabul almayı planladığınız okul ya da sizi bir okul kabul ediyorsa, bu gelecek seneki başlayacak dönem için ya da gelecek yılki programlarına, o okulun uluslararası öğrenci danışmanıyla, buna da DSO diyorlar, görüşmenizde fayda var. Ve onlarla görüşmenizde bu uluslararası öğrenciler için öğrenci kredisi almak için de bilgi sahibi olabilirsiniz. Ve okul sizi bu noktada, hatta çalıştıkları belli bankalar ya da finansal kurumlara yönlendirebilirler. Bunun için tabii ki bir banka ya da finansal kurum size bunu veriyorsa, o yüzden şöyle davranabilir. Yani ben tamam size bu krediyi vereceğim, fakat bu krediyi verirken bize bir garantör verir misiniz diyebilirler. Dolayısıyla sizin Amerika'daki yaşayan annenizin kuzeni tabii ki sizin için cosigner olabilir bu kredi için. Ve bu kredi için cosigner olduğu zaman bu krediyi ödeme yükümlülüğüne o da katılmış oluyor. Yani dolayısıyla kefil gibi oluyor diyebilirim ve sizin de zaten tahmin ettiğiniz ve netleştirmek istediğiniz bölüm o. Dolayısıyla o cosigner olarak aslında siz yarın o borcu ödemezseniz, o krediyi geri vermezseniz onun da bu noktada bir sorumluluğu doğuyor diye sorusunu bu genç arkadaşımızın cevaplamış olalım.